Küresel Gazeteciler Konseyi tüm seçilmiş kurullarıyla pandemi sonrasında ilk genişletilmiş toplantısını Alanya'da gerçekleştirdi. Yönetim, denetim, onur, etik, danışma kurulları ile yerel yaygın ve dış medya meclis üyelerinin yanı sıra 19 ülkede ve 66 vilayette katılan Küresel Gazeteciler Konseyi temsilcileri 2-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Alanya'da bir araya geldi. KGT tüm kurulları ile gazetecilik mesleğinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün dijitale dönüşmesi sonrasında rekabetten uzak kalmaması için değerlendirmeler yaptı. Kamuoyuyla paylaşmasına karar verilen konular şöyle ülke ve toplum meselelerine duyarsız kalamayız. Çevre konusunda önde gelen, önce ve referans sivil toplum kuruluşlarından birisi olmak amacıyla insanımızın huzuru, refahı ve bütün canlıların üzerinde hakça paylaşımla yaşayacağı bir dünya için her türlü işbirliğine hazırız. Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve çevresel kirliliği konusunda Konsey bünyesinde bir çalışma komisyonu kurularak bu konuda halkımıza bilinç ve fedakarlık oluşturma, Hükümetlere tavsiyelerde bulunma, çevre kirliliğiyle mücadele etme konusunda öncü rol üstlenecektir. Bu amaçla projeler hazırlanacak. Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkanı gözden geçirilecektir. Konsey olarak 45 ülkede dış temsilcilerimize ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı iletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların yöneticileriyle istişare ve işbirliğini artırarak sürdüreceğiz. Gazetecilik yıpranmış bir meslek haline geldi. Özellikle son dönemde sosyal medyada afişe edilen konu ve olaylar medyada etik konusunu yeniden gündeme getirdi. Bu çerçevede bazı güç odaklarının medyayı ele geçirme sorumsalına, mevcut ortam ve bazı yanlış uygulamaların zemin hazırladığı olumsuz anlamda değişen gazetecilik profilinin temel nedenlerinden en başında eğitimsizlik ve liyakatsızlık geldiği, medya kuruluşları ve medya çalışanlarının ekonomik kaygılarının olduğu gerçeğinden hareketle gazeteciliğin bir zenginleşme aracı olarak görülmemesi noktasında etik ve ahlaki değerlerin sağlam eğitim ve hukuksal temellere sahip olması gerekir. KGT bünyesinde sertifikalı iletişim akademisi kurmayı hedefliyoruz. Medya sektöründe çalışmaya başlayanlar başta olmak üzere başarılı iletişim öğrencilerini de bu eğitim programına dahil edecek bir meslek içi programı için start vereceğiz. Son dönemde algı, bilgi ve ilginin öne geçtiği, algıyı yöneten dünyayı yönetiyor. Ülkemizde aleyhinde haksız, yersiz ve dezenformasyon kampanyalarına karşı KGT tüm unsurlarıyla küresel çapla mücadelesini sürdürecektir. Ayrıca özellikle sosyal medya üzerinden yapılan operasyonel faaliyetlere karşı temiz sosyal medya kampanyasının hayata geçirilmesi noktasında da rol üstlenecektir. Basın ilan kurumu yerel gazete sahipleri temsilcileri seçiminin bundan sonraki süreçte daha katılımcı ve daha adil temsiliyet ve hakkaniyet ölçüsünde yapılmasını temennimizdir. Pandeminin getirdiği ekonomik sorunlarla daha da zor günler yaşayan gazetecilerden, basın ilan kurumunun aldığı %15'lik ilan komisyonunun %7,5 seviyesine çekilmesi için can çekişen yazılı medyaya bir destek olacaktır. Yerel gazeteciliğin zorunlu kadrosu illerin nüfus ve gelir durumuna göre yeniden belirlenmelidir. Yıllardan beri yasal altyapısı olmadan yayın yapan internet yayıncılığının yaşadığı sorunların çözümü sürekli ertelenmektedir. Dijital medya mecrasına yönelik yasal düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Aksi halde bu alan, yasa dışı korsan yayıncılığın ve dezenformasyonun cirit attığı bir mecraya dönecektir. Ve bu da tehdit oluşturmaya devam edecektir. Sektörün kanayan yarası haline gelen örgütlenme kaosuyla ilgili yaşanan sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi diğer meslek kuruluşlarında olduğu gibi oda veya bazı benzeri düzenlemenin yapılması kaçınılmazdır. Dünyadaki tüm ülkeler gibi memleketimizin ekonomik yapısını ciddi zarar veren pandemi sürecinin yarattığı hasarın onarılması için tüm toplumun kesimlerinin elin taşın altına koyması kaçınılmazdır. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf genelgesinde pandemi koşullarını en ağır yaşayan sektörlerimizden istenilen fedakarlık hakkaniyet ölçüsünde değildir. Tasarruf denince akla ilk medya sektörünün gelmesi, demokrasinin akciğeri ve nefes darlığı çeken basın sektörünün bitkisel hayata girmesine neden olur. Bu nedenle abone, ilan ve reklamlara kısıtlama getiren genelgenin basın ilan bölümü yeniden gözden geçirilmelidir.